Abiler hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam nasılsın? İyiyim sizler nasılsınız? İyiyiz biz de teşekkür ederiz. Bugün Biz Kimden Kaçıyorduk anne dizisini konuşacağız. Bu cuma Netflix'e eklendi. Başrollerinde Melisa Sözen, Eylül Tümbar. Ayrıca Musa Uzunlar'ın da yer aldığı bir dizi. Öncelikle abi Diziyi beğendiniz mi? Hocam ben diziyi beğendim. Bir çırpıda biten bölüm süreleri, akıcı bir şekilde ilerleyen ve 8 bölümün adını kırıp 7 bölüme de düşürebildiklerini gördüğümüz. Türkiye'yi de aslında güzel bir turistik şekilde de tanıtan, onun haricinde anne kız çatışmasını da iyi bir zemine oturtan iyi bir uyarlama eser olarak karşımıza çıktı. Performanslar da iyiydi gerçekten. Riskli bir hikaye öncelikle ama ona rağmen böyle riskli bir hikayeye tanınan yüzler dışında Eylül Tumbar gibi yeni bir yüz ile girişmek ben bence cesur bir hamleydi ve bence çok yakışmış ekrana riskli hikayelere cesur adımlarla karşılık vermek bence çok büyük bir iş. O yüzden Netflix Türkiye için ben bu işin çığır açabilecek bir dizi olduğunu düşünüyorum. Kitabını da okuduğum için Perihan Maden'in bu kitabını iyi bir şekilde işlendiğini, senaryoya iyi bir şekilde döküldüğünü gördüm. Ve rejisiyle Umut Aral'ı özellikle takdir etmek lazım. Bence harika bir iş çıkartmış. Yani gerek Türkiye'nin tanıtımı, gerek oyuncuların duygu durumlarının yansıtılışı, gerekse oyuncuların birbirleriyle uyumu. Melisa Sözen'le Eylül Tumbar. Yani Bambi ve annesi. Resmen ...harikalar yaratmışlar. Yani ben böyle... ...bir partnerlik görmedim açıkçası. Çünkü hani geçmişte izlediğimizde... ...iki insan değil ya. Yani bir... ...izleyince şey diye düşünüyordum başlarken... ...acaba hani uyum olur mu? Enerji olur mu? Ama ona rağmen... ...bana enerjileri bir izleyici olarak... ...gerçekten üst perdeden geçti. E hoşuma gitti. Merak öğesi daima diriydi. Hep merak ettirdi her bölüm. Adını aslında... ...güzel bir şekilde tarif etti bence... ...o tempo. Kesinlikle. Bence... ...bir dizide özellikle dijital platformlarda... ...izlediğimiz bir dizide en önemli şey... merak üyesini her zaman diri tutmaktır. O yüzden biz kimden kaçıyorduk anne? Her bölüm daha da fazla merak ettiren ve sonunu izlemek için canहराç bir şekilde arkadaşımın da dediği gibi bir çırpıda bitirilmek istenen bir dizi olmuş. Hem yönetim tarafının, hem yapım tarafının, hem bütün oyuncuların eline emeğine sağlık. Sıra dışı bir iş olmuş. Kesinlikle Netflix Türkiye'de izlediğimiz en iyi işlerden biri. Şöyle bir şey dikkatimi çekti dizide. Bölüm sonları son dönemde Netflix'in yaptığı politikayla çok uyumlu bir şekilde gerçekten seni diken üstünde bırakan merak üyesinin olduğu bir şekilde vurgulanmış. Son dönemde Hakan Muhafız örneği, Atiye örneği, Şahmaran örneği ya da Fatma örneği gibi örneklerde bu sanki biraz hor görülüyordu sanki. Fakat bu dizide fark ettiğim birkaç doneden en tap noktası bölüm sonlarını seni gerçekten merak ettirtip diğer bölüme seni sarkıtmayı çok kolaylaştırabiliyor. Yani bir çırpıda izlenme dediğiniz Şeydi aslında önceki bahsettiğim dizilerden ayrı olarak gerçekten bu dizide gözüme çarpan bir noktaydı. Umut Aral aslında Netflix Türkiye'deki birçok işte yönetmenlik yaptı. Rejisiyle, çekimleriyle çok başarılı bir yönetmen. Ama onun dışında bu diziyle birlikte aslında bir şunu anladık. İyi bir senaryo, iyi bir yönetmenin eline geçtiğinde bayağı iyi bir film çıkarmış. Yani senaryosu kuvvetli bir işti. Ben açıkçası memnun ve tatmin oldum. Umuyorum devamı da gelir. Peran Maden'in kitabından da ayrıca Bambi kitabının da aslında hikayesinde de bir yandan biz işliyoruz Bambi karakteri üzerinden. Annesinin ona anlattığı, ona okuduğu hikayeler üzerinden de bir karakter dönüşümü var ve Bambi'nin aslında geleceğinin nasıl ilerleyeceğini bize biraz spoiler veriyor Melisa Sözen'in oynadığı anne karakteri aşık olacak ve mutlu bir şekilde hayatına belki devam edecek. Bilmiyoruz oraları ama o kitaba da bir atıfta bulunuyor zaten esinlenilmiş olduğu da. Kitabı yazarken kendisinin esinlenmiş olduğu ana kaynağı ne olduğunu görüyoruz. Başka filmler de var tabii ki. Burada ben Umut Aral'a ayrı bir parantez açmak istiyorum. Çünkü aksiyon işleri denildiğinde Netflix'te birçok yapımda onun emeği de var. Fakat burada ayrıca bir risk alarak ki aslında çok fazla sevmediği bir şeydir. Şimdi aralarında yaş farkı olan karakterler var. E bir aslında Art House işlerde de yer almış kariyer bir oyuncu var. Bir de yeni bir star adayı var. İkisinin birlikte sadece ikisi üzerine ilerleyen bir hikaye kuruyorsun ve sen onlara bayağı doğaçlama imkanı da bırakmışsın. Bunu mesela yönetmenler çok fazla normalde sevmez ki ana akım bir iş yapıyorsun. Ve üstesinden de gelebilmişler. Ve evet. enerjileri de çok iyi uyuşmuş. Yani bu tamamen rejinin başarısıdır. Eğer karakterler arasındaki enerji izleyici olarak bana direkt geçiyorsa gerçekten rejinin başarısıdır. Milisa Sözen, Değilül Tumbar da kendilerinden istenenin üstüne çıkarak gayet üst perdeden ve yüksek performansla oynamışlar. E, oyunculuklar konusunda sadece o iki isim değil bence diğer isimlerde de Biran Tunca'dan bahsetmek isterim. Gerçekten çok iyi bir oyunculuk vardı. Bambi ve annesinin hafif o tuhaf aile tonları aslında hikayede bütün merak öğesini bize gösteren detaydı. Çok güzel bir yöntemle flashback öğeleriyle annenin geçmişinin anlatılması. Ayrıca Bambi'nin geleceğinden annenin geçmişinden kaçışı üstüne kurulan bu tema bizim son dönemde dijital işlerde özellikle görmediğim bir yere değiniyor. Evet yeni bir yöntem. Evet hastalıklı ilişkilere biz daha çok Avrupa sinemasında değiniyoruz ama bu dizide bunu görmemiz ve Netflix'te bunu görmemiz gerçekten ilginçti ve beğendim de. Çünkü gerçekten Netflix'in son zamanlarda ülkemizde yaptığı yerli farklı bir tonda yaşıyormuş. Duygusal bir tonun yanı sıra bence ruhsal bir tonu da var. Evet. Yani sadece fiziksel olarak oyuncuların bir sahnede bir rolü canlandırdığını görmüyoruz. Aslında oyuncuların ruhen kendilerini o durumun içine soktuğunu da görüyoruz. Bunu izlerken çok iyi bir şekilde anlayabiliyoruz. Bence daha iyi olabilecek bir ikinci sezon ilk sezonu daha fazla konuşturur. Yani ikinci sezon için aslında bir düğüm atıldı. İkinci sezon gelir mi tam bilemiyorum. Ama eğer gelirse ortaya çıkan hikaye yani rengarenk giyinen bir seri katile dönüşen kızın hikayesini izleyeceğiz. O yüzden ikinci sezonu aslında birinci sezonu tekrar izlenmesine sebep olacaktır. Ve şu an Türkiye'de de birinci sıraya yerleşti biz bu videoyu çektiğimiz zamanda. Ve globalde de Birçok ülkede ilk ona girdiğini gördük. Bunun tabii şöyle bir sebebi de var. Globallik çoğu dizi final yaptı ve tam bir boş zamana denk geldi. Bu yüzden de insanlar başladığında bence bir bakayım deyip bırakamıyorlardı. Çünkü zaten 7 bölüm akıyor 40'ar dakika. Bir de konusu küresel bir iş. Yani Hı. yerel bir işe odaklanmıyor. Aslında Hollanda'daki adamın da Afrika'daki adamın da Türkiye'deki insanın da gayet anlayabileceği ve empati kurabileceği iki karakter var. Peki abiler bu zamana kadar dizinin iyi yanlarını ve özellikle çok çok iyi yanlarını konuştunuz. Peki bu dizinin kötü yanı yok mu yani? Ya tabii ki de var. Mesela dublaj kısımları gerçekten sıkıntılıydı. Ben şeyden bahsetmiyorum. Bambi'nin anlatıcı olduğu kısımları değil. Aslında normal sahnelerde eklenen, sonradan eklenen maalesef belki de orada o sahnede teknik olması, sıkıntılar olmuş evet, olabilir. Mümkün olunmayan kısımlarda e, çok da fazla 8 aylık bir sürede birçok şehirde bazı farklı ülkelerde de çekilmiş bir işte bu tarz teknik ekip sıkıntıları olabiliyor. Bu yüzden dublaj benim biraz kulağım tırmalıdı dikkatli izleyiciyseniz eğer. Bir de yani bu kadar farklı sıradışı bir iş yapıyorken bazı şeylerden de hafif kaçınılabilirdi. Ama uyarlama da da sadık kalması gerekiyor. Onda da yapacak bir şey yok. Şu an yani bazı dublaj kısımlarında sahicilik biraz zedelendi gibi. Yani hani dedik ya bir çırpıda bitebilecek bir iş. Kendimize hemen empati yapıyoruz. Karakterlerin yerine koyuyoruz. O maceraya ortak oluyoruz. Bazı noktalarda film izlediğimi farkına vardım. Yani söylediğiniz şeylerden ben şunu anlıyorum. Ses konusunda Türkiye izleyicisine ithafen etkilenecek, kulak tırmalayabilecek bir sorun var. Müzikler konusunda da bence biraz eksik kalmış. Bu tarz işlerde daha özgün bestelerle birlikte o diziyle bizim özdeşleşeceğimiz tarzda işler bekleriz. Squid Game'in müziğini ben söylediğimde aklına geliyor. Jeffrey Dahmer'in müziğini söylediğimde aklına geliyor. Bu dizide bence o eksik kalmış. Müzikler sahneleri öne çıkartmamış da sahnelere eklenmiş olmak için eklenmiş gibi biraz. Dizi genel olarak izlenebilir. Kesinlikle tavsiye ederim. Sıra dışı bir hikaye, riskli ve edebi bir eseri. Hatasız veya işte belli ölçüde kusurlarla kurtarmak da başarılı bir iş olduğunu kanıtlar nitelikte. Peki diziye puanınız nedir? Dublaj ve müzik gibi bazı işte sıkıntıların olması sebebiyle ben 10 üzerinden 8 veriyorum. 2 puan kırdı. Tabii 7 de denebilirdi ama riskli bir hikayeyi böyle cesur adımlarla izlettikleri için 8 hak ettiklerini düşünüyorum. Ya farklı bir iş yapmaya çalıştıkları için tebrik ediyorum. Bu yüzden de 7 yerine 7,5 vermek istiyorum bu diziye. Sadece ikinci sezondan beklentim daha derinlikli bir hikaye, Bambi üzerinden daha derinlikli bir hikaye yazmalarını bekliyorum. 8'e yakın 7,5 değil mi? 8'e yakın 7,5 olsun hadi. Teşekkürler abi. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Videolarımızı beğenip kanala abone olmayı unutmayalım.